Yolda cüzdan buldunuz, ne yaparsınız? Devam ederim. Neden? Takılmam şöyle şey. İçinde çok para var. Hiç umurumda değil. Peki yakınınızın cüzdanı olabilir? Yakınım düşürmez, o kadar salak değildir. Güvenli bir yere bırakırım. Mesela güvenli yer neresi? Bir site içerisinde bulduysam sitenin güvenliğine bırakırım. Ya da yakınlarda bir karakol varsa oraya bırakırım. İçinde çok para varsa? İçine bakmam büyük ihtimalle. Yolda cüzdan buldun, ne yaparsın? Es geçerim. Ben canım yandı benim ondan zamanında. Neden? Öyle bir cüzdan buldum bayana. Bir haftada ulaştım. Demesin içine 300 dolar param vardı. Üniversite öğrencisi. Kimlikleri falan içinde. Ama cüzdanın içinde çok para var. Ne yaparsın? Almam. Hakkım olmayan şeyi almam. Veririm sahibine. Sahibini nasıl bulacaksın? Bir işte bakarım. Mutlaka bir şey vardır. Kimliği, minliği. Yoksa da emniyete bırakırım herhalde. Emniyete bırakırdım. İçinde çok para varsa? Almazdım. Neden? Haram diye almazdım. Güvenlik görevlisine teslim ederdim. Ya da içine bakıp kimlik bilgilerinden. Çok para varsa? Tekrar teslim ederdim. Almazdım. Yolda cüzdan bulduğumda yani eğer böyle yakın işte ne bileyim büfe falan o tarz yerler olursa öyle yerlere vermeye çalışıyorum. En azından hani sahibi oralarda ararsa çevre yerlerden edinebilir diye. Onun dışında böyle resmi kurumlara işte devlete ait kurumlara ya da belediye gibi bazı kurumlara vermeye çalışıyorum. İçinde çok para varsa? Yok ya, benim param değil sonuçta. Aa, güzel soru. Herhalde ben bulmam ama neyse. İçine bakarım. İnşallah TC falan varsa bulmaya çalışırım herhalde. Sahibine. Evet. En yakın karakola gitmeyi düşünür müsünüz? Kesinlikle. Yolda cüzdan bulsa ne yaparsın? Dokunmam, almam. Neden dokunmazsın? Benim olmayan bir şeyi almıyorum genelde. Yani ya. Benim değilse almam. Sizce yapmanız gereken? Yapmam gereken, ya aslında en doğrusu o. Çünkü cüzdanı alıp aramaktansa, yani en iyisi dokunmamak ve benim olmayan bir şeye karışmamak bence daha iyi. Yani daha anlamlı, yoksa başkasına da şey olabilir. Tabii önünden geçene falan sormak daha mantıklı bir fikir ama ben dokunmayı tercih etmiyorum. Genelde böyle oluyor, yani para bulduğumda da öyle yapıyorum. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Yolda cüzdan bulsanız ne yaparsınız? Sahibini bulmasam, İçinde de fazla miktar para olsa fakir fukaraya dağıtırım. Ama sahibini bulmaya tercih ederim. Önce içine bakarım. Kimlik var mı yok mu? Sonra en yakın polise giderim. Teslim ederim. En doğru cevabı siz verdiniz. Teşekkür ederim. Yolda cüzdan bulsam ne yaparım? En yakın karakola götürürüm hani. Belediye olur. En yakın hani bırakabileceğim resmi daireye bırakırım hani. Bulduğum cüzdanı sahibine götürmek için emniyete teslim ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba, kolay gelsin, hayırlı işler. Yolda cüzdan bulsanız ne yaparsınız? Eğer içinde ulaşabileceğim bir numara varsa ulaşmaya çalışırım, sahibine veririm. Olmazsa karakola getirip teslim ederim. Almam ya, niye alayım ki? Gönlüm zengin diyorsun. Aynen abi. Önce içini açarım cüzdanın. Bir kimlik falan ararım, ehliyet kimlik. Sonra kimliğe bakarım, tanımaya çalışırım. Baktım tanıyamadım. İlk götüreceğim yer ya yakınlarda karakol varsa karakola, yoksa da camiye. İçinde çok para varsa? İyi soru. Allah kimseyi öyle bir şeyden sınamasın. Yolda cüzdan bulsan ne yaparsın? Karakola giderim. Çok para varsa içinde? Bir şey değiştirmez, yine karakola giderim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim. Yani sahibini bulmaya çalışırım. Yani karakola falan götürürüm öncelikle. İçinde çok para varsa? İçinde çok para varsa illaki kendi payımı alırım. Hani çünkü o buldum. Sahibine ulaştırırken birkaç şey çekerim oradan mutlaka yani. Ya bence sahibi de bana verirdi biraz içinden para bulsam yani. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Tabii ki karakola giderim sahibini bulmak için. İçinde çok para varsa? Olsun. Belki de çok ihtiyacı vardır onu kaybedenin. Yolda cüzdan bulsanız ne yaparsınız? Valla sahibini alırım ya da yakında bir kamu kuruluşu varsa kamu kuruluşuna teslim ederim. Karakol olur, bir belediye binası olur. İçinde çok para varsa? Fark etmez. Benim param değilse ne kadar olduğuna bakmam bile yani. Benim param değilse kimin parası onur yani. Çok teşekkür ederim. Evet, iyi günler. Ben taksici olduğum için taksiciler odasına teslim ederim. İçinde çok para varsa? Hiç fark etmez. Çok teşekkür ederim. Nece cüzdanlar bulduk, hepsini yerine teslim ettik, sahiplerini bulduk. İlk önce içini açıp bakarım kesinlikle.
kime ait olduğunu öğrenebilmek için. İçinde değerli para vesaire bir şey varsa yine dokunmam. En yakın karakola teslim ederim. Tutanağını tuttururum. Ama içi, eğer cüzdanın içinde para yoksa ve teslim alan kişi de içinde para vardı diye suçta atıfta bulunursa bana değişebilir olay. Ama ben yine teslim ederim karakola. En yakın karakola veririm. Diyelim ki içinde çok para var. Evet, yine teslim ederim. Belki ihtiyacı vardır. Yani içerisine bakıp kimliğin sahibine, yani kimliğe ulaşmaya çalışırım. İçinde çok para varsa? Yani yine de ulaşmaya çalışırım. Ne yaparım? İçine bakarım ilk önce. Ne var ne yok, duruma göre hareket ederiz. Çok para varsa? Çok para varsa iş sakat, sağlam bir adamdır. Cüzdanın sahibine ulaştırırım. Ama para azsa onun zaten sahibi aramaz o parayı, cüzdanı. Karakola giderim. Çok para varsa içinde ne yaparsın? Para varsa üçüncü kişiyi arayar, ona göre hareket ederim. Vallahi sahibine de versem cehenneme gideceğim, ben değilsem cehenneme gideceğim. En iyisi yemek. Çok para varsa içinde? Daha iyi işte, daha çok yerim. Peki. Ciddi söylüyorum ben yalnız.